Sevgili izleyiciler, Gojiberi nasıl kullanılara geçeceğiz? Doğal bir ortamdayız. Aktar, bir baharatçı, bir aktar dükkanındayız ve sürekli müşteri geliyor. O güzel seslerin içinde biz size yayın yapıyoruz burada. Gojiberi nasıl kullanılırı anlatacak bu kez Esin Baharat'tan Taner Bey bize. Taner Bey, gojiberimiz var. Aldık, getirdik. Çok şifalı duyduk. Nasıl kullanalım? Nerede kullanalım? Sadece çay olarak mı demeyelim? Nerelerde alternatif olarak kullanabiliriz? En fazla kullanılan şekli çay. Sıcak suda bekletiliyor, süzüp su içiliyor ama. Evet, onun dışında tek başına da yiyebiliyorsunuz ki meyve olarak çok güzel değil mi meyve? Tane tane böyle hani açlık bastırıcı olarak yenir mi? Tabii canım, ara öğün olarak yapabilirsiniz. Hı-hı. Mesela bunu şeyde kuru üzümle karıştırıp da yiyebilirsiniz. Evet. Onun dışında şeyde meyve olduğu için yaptığınız kekin içine de koyabilirsiniz. Olur, farklı renk, bir şey olur. Tatlı ve kırmızı şeyde, renk verir. Hatta görselinden dolayı pastaları süs olarak da kullanabilirsiniz. Doğru. O da olabilir. Evet. Çok pahalı bir ürün müdür gojiberi? Goji pahalı bir ürün mü? Tabii azıcık fiyat olarak kilo bazında baktığınızda bizde kilosu 50 lira. Hı hı. Ama kilo ile alınabilecek ya da kullanılabilecek bir ürün değil. Gram yani 100 gram, 150 gramlık bir ürün ortalama 10 günlük yeterli oluyor. Yani, yani evet, 5 lira ya da 7,5 lira, 10 aslında. Liralık bir miktar. Hı hı. Gayet kâfi olacak bir miktar olacak. Evet, gojiberiyi böyle güzel yerlerde kullanabiliriz. İnşallah şifa olur. Evet, şifa olur. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere.